Arkadaşlar bugün yine şahane bir lezzet yaptım. Ne yaptım? Su böreği yaptım. Görüyorsunuz muhteşem oldu. İki tepsi yaptım. Bakın. Şahane oldu böreklerim. Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bugün su böreği yapacağım arkadaşlar. İki tepsi yapacağım su böreğimi. O yüzden 10 tane yumurtam var. Şimdi tek tek yumurtalarımızı kıralım arkadaşlar. Köy yumurtası yumurtalar. 3 tanesi çarşı yumurtası. Köy yumurtası olunca daha güzel sapsarı oluyor. Şimdi yumurtamı kırdım. Bir yemek kaşığı tuzumu koyuyorum. Yumurtamı bir güzel çırpayım. Arkadaşlar bardak ölçüm 250 milim. Bir bardak koyduk. Üç bardak koyacağım. Bir yoğuracağım. Tekrar ekleyeceğim arkadaşlar. Üç bardak koyalım. Bir tane de hazır edelim. Unumuzu elemişiz. Ben biliyorsunuz unumu eleyip bidona koyuyorum. Şunu şöyle koyayım. Şimdi üç bardak koydum. Üç bardak un koydum. Fazla su böreksiz olmaz arkadaşlar. Erzurum'da da meşhurdur biliyorsunuz su böreği. 3 bardak koymuştum. Kontrolü ekliyoruz unumuzu. Biraz daha koyacağım. Evet arkadaşlar hamurumu 4 su bardağı pardon 4 su bardağı un koydum. Bardak ölçüm 200 milim. 250 milim arkadaşlar. Şöyle böyle de azar azar serperek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurdum. Artık sonuna geldim. Hamuru çok iyi yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bezelerimi yaptım. 2 tepsilik oldu. 16 tane bezem çıktı. 8 bir tepsi, 8 de bir tepsiye. Şimdi bezelerimi biraz dinlendireyim. O arada size peynirimi göstereceğim. Arkadaşlar benim 3 çeşit peynirim var. Karıştırdım. Hangi peynirle isterseniz onunla yapabilirsiniz. Erzurum merkezde tuzsuyu peynirle yaparlar. Meşhurdur orada tuzsuyu peynir. Erzurum zaten böreği meşhurdur. Ben çivil peynir kattım. Çivil yani tel peynir kattım. Eriyen peynir var. Bir de bizim kendi yayık ayranında yaptığımız lorumuz var. Ben 3 çeşit peynir karıştırdım. Siz dilediğinizde yapabilirsiniz. İsterseniz beyaz peynirle, isterseniz çökelikle. Yani istediğinizde yapabilirsiniz. Ben 3 çeşit karıştırdım. Bayağı bir bol koydum. Çünkü benim 2 tepsi arkadaşlar. Yani da yapınca göstereceğim. Şimdi dinlenen bezelerimden açmaya başlıyorum. Sonra tek tek ufla ile açacağım. Umarım çekiyordur.
Hamurunuz çok güzelse hiç endişe etmeyin. Çok güzel açacaksınız. Böyle olunca çok kolay oluyor. Şimdi çıt çıt açıyoruz. Şimdi ben hepsini açtıktan sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk yaptığım bezeden ince küçülttüm. Şimdi açmaya başlıyorum. Bir tepsimi açacağım. Hepsini açtıktan sonra haşlayacağım. İkinci tepsimi artık kamera arkasında yapacağım. Böyle dört köşeyi. Şimdi son şeyimi de yapayım. Artık yufkam tamam. Bu yufkayı hiç kesmeden göstermek istedim size. Yufkası gibi oldu. Şimdi bunu serdiğim sofra bezimi alıyorum. Tekrar açmaya devam ediyorum. Açarım. Şimdi ameliyatlıyım arkadaşlar, biliyorsunuz göğsüm alındı, koltuk altım alınmadı ama yapıyorum tabii kendi işimi. Ben annem çok güzel yufka açarmış, rahmetlik, rahmet canı olsun, bugün cuma, mekanı cennet olsun annemin. Ben elimi annemden almışım, çok güzel yufka yaparmış, o yüzden ben de çok güzel yufkayı çok güzel açarım, hamurumu çok güzel yaparım, annemden kalma bu bana. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki taneyi birden açınca da kolay oluyor. Şimdi böyle kolay açıyoruz. Evet arkadaşlar, açtıkça açasım var aslında. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Artık fazla da açmayacağım. Çok ince, yani baklava gibi oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu dördüncü yufkam. 4 tane kaldı. Zaten birini de yer açmış sayılıyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi şunu da bir göstermek istedim. 3 tane yufkayı koydum böyle üst üste. Biraz açtım. Şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 3 yufka birden açılıyor. Hamur dinlendikçe de daha güzel açılıyor. Bayağı bir dinlendi. Artık bu sonu. Hepsini açtım. Bu son 3 yufkam. Şöyle bir çekeyim şunu. Şimdi açacağım bakalım ki, bak gördüğünüz gibi, gördünüz mü arkadaşlar, 3 yufkada birden açıldı. Yani ben gerçekten çok iddialıyım bu konuda, bakın şimdi. Yani hiç artık açarsam, bak gördünüz mü, bakın 1
asla yapışma olmuyor. Bunu sepeceksiniz. 2 3 arkadaşlar, gördünüz mü? Artık hiç bunu aç, yani sadece bir düzelteceğim. Tamamen açıldı gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapayım. Yani çok kolay. Su böyle öyle o kadar abartılacak kadar zor değil. Basit. Gördüğünüz gibi daha fazla açmak isterim ama açmıyorum. Niye? Çünkü artık çok ince de olmasın. Aşırı baklava gibi de olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçünü de birden açtım. Şimdi haşlama aşamasında görüşelim. Evet arkadaşlar, suyumu koydum. Tereyağım var arkadaşlar. 200 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağı koydum. Tabi bu tercihe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz. Benim misafirlerim biraz tereyağı yemiyor. O yüzden biraz da ayçiçek yağı koydum. Çok ağır olmamak adına. Erimiş ve erimiş, bir de erimemiş tereyağı, bir de ayçiçek yağı. 200 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağım var arkadaşlar. Yağımı da eritiyorum. Altını yakıyorum. Şimdi yağımı koydum. Uygun bir tencere suyumu aldım. Bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Şöyle. Bir yemek kaşığı da tuz koydum. Soğuk suyumu da getireceğim. Sonra haşlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi tepsime, şöyle bir tepsi kullanıyorum. Tepsimi yağladım. Şimdi şöyle bir yufkamı koyuyorum. Tepsimi büyüklüğünde keseceğim. Arkadaşlar. Şöyle kaldırdım. Görünüyor mu acaba? Şöyle tepsimin altına koydum. Şunları da koyuyorum. Pişmemiş yufka koyuyoruz tepsimizin altına. Şimdi haşlamaya geçiyoruz. Suyum kaynadı. Evet arkadaşlar, şimdi suyum kaynadı. Şimdi ne yapıyorum? Yufkamı suyumun içine koyuyorum. Hadi utandırmasın Allah bizi inşallah. Değerli takipçilerim. Suyu da buraya koydum. Çünkü kamera açısı şey olduğu için böyle, o yüzden görün diye. Şimdi böyle katları şey olduğu zaman da böyle suyun içinde açtığınız zaman açılıyor. Çok bekletmenize gerek yok. İçinizde 15'e kadar sayarak yufkanızı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yeterli zaten. Bunu alıyorum. Bakalım nasıl oldu yufkamız. Şöyle acaba nasıl, şöyle iyice bir yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi size göstereceğim. İnceliğinde gördüğünüz gibi. Bu biraz şey oldu arkadaşlar. Ben bunu tezgaha alacağım. Göremiyorsunuz herhalde. Şöyle de. Yer müsait olmayınca güzel olmuyor kamera. Bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz ki ne tarafa şey yapalım arkadaşlar. Ne tarafa koyalım. Gördüğünüz gibi şöyle nasıl yapsam ki ya. Bakın. Çok güzel oldu ama şimdi ben güzel sergileyemiyorum. Şimdi şey değiştireceğim, kamera açısını arkadaşlar. Bunu koyayım. Değiştireceğim arkadaşlar. İstediğiniz kadar yağ koyabilirsiniz. Yağlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı. Sevmiyorsanız da 1 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Ben 1 yemek kaşığı koyacağım. Çünkü ben kendimi tutamıyorum. Çok yağ koyuyorum böreğe. Biraz yağlı oluyor. Şimdi ben 1 yemek kaşığı koydum arkadaşlar. 1
Yani dolu dolu bir yemek kaşığı. Şimdi tekrar haşlamaya geçiyoruz. Tekrar şunu koyuyorum. Tekrar suyumuz, zaten biz böreği tepsiye koyana kadar suyumuz kaynıyor. Katlandı mı böyle kevgiz yardımıyla açıyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi alıyorum. Evet arkadaşlar, böyle. Bu da dördüncü yufkam. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şöyle tepsiye alayım. Değiş tokuş yapıyorum. Ne yapayım? Kamera Kürşat da yok. Ancak kendim bu kadar yapabiliyorum. Şöyle koyuyoruz. Ben gittikçe yağ artırıyorum. Ama yok, bir kaşık koyacağım. Söz verdim kendime. Arkadaşlar şimdi ara katına peynirimi koyuyorum. Şimdi aşağıda yufkamı alıyorum. Benim suyum biraz eksildi. Ben biraz su koydum şimdi yine tencereme. Kaynar su. Evet arkadaşlar, tekrar size yufkamı göstermek istiyorum. Şöyle bir tutayım, yakalayayım. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Asla yırtılma yok. Bakın. Tepsimi alıyorum. Şöyle bir. Şöyle bir kesiyorum. Diye arkadaşlar. Şöyle son yufkamı da haşlıyorum. Evet arkadaşlar, son yufkamı da atıyorum. Onu da size göstermek istiyorum son kez. Şöyle kevgirimi alayım. Bu sonmuştu. Şimdi böreğimi alıyorum. Yufkamı alıyorum. Şimdi soğuk suyla buluşmaya gidiyor. Şimdi böyle size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Asla yırtılma yok bakın. Bakın. Asla yırtılma yok. İnceliğini de görüyorsunuz. Ben de getirdikten sonra burada yırtıyorum yufkamı. Şöyle şimdi yufkamı alıyorum. Suyunu iyice süzdürüyorum arkadaşlar. Bu son yufkam. Şimdi son dokunuşları da yapıyoruz. Yağımızı döküyoruz. Üste 2 yemek kaşığı koyacağım. Şimdi böreğimi de keseyim.
Tamam arkadaşlar. Bir tepsi böreğim hazır. İkinciye geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böreğim hazır. Alt üst kızdırdığım fırınıma veriyorum. Alt üst kızarana kadar pişiriyorum. 200 derecede arkadaşlar alt üst. Evet arkadaşlar. Son tepsimin yufkasını koyarken telefon kendi kendine kapandı. Bir sorun yaşadım. Size gösteremedim. Son tepsimin iç yufkasını gösterecektim size. Ama gösteremedim. Kusura bakmayın. Gerçekten hiç olmadık bir problem yaşadım. Şimdi kalan bütün yağımı da tepsime döküyorum. Şöyle. Üstüne döküyorum arkadaşlar. Bu da ikinci tepsim. Birinci tepsim fırında. Şimdi bunu fırına süreceğim. İkisi de pişsin arkadaşlar. Sonra doku ve son aşamasına geçelim. Arkadaşlar size fırındaki halini de çekmek istedim. Çok güzel oldu böreklerim. Görünmüyor bu kızardı ilk koyduğum. Bu da ikinci tepsim. Görüyorsunuz. Şahane oldu. Evet arkadaşlar böreklerim fırından çıktı. Şöyle bir zoom yapayım. Görüyorsunuz. Birini kestim fırına koyarken. Birini kesmedim. Görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki kokusu da ortalığı aldı. Muhteşem oldu arkadaşlar. Şimdi çok sıcak. Soğuduktan sonra doku testine geçelim. Evet, şimdi böreklerin üstünü kapatacağım. Bir tepsiyle kapatayım. Soğuduktan biraz soğusun, birazcık da böyle dinlensin, daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz Kürşat zoom yapsana. İkisi de görünsün ama. Gözüküyor şu an. Altın sarısı çok güzel oldu da biraz şey mi görünüyor? Işıktan dolayı böreklerimiz sanki az mı kızarmış gibi görünüyor. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bunu kesmiştim zaten. Şöyle yine aralarında bir geçeyim. Şimdi şey yapalım, bunu da keselim. Kabara indi böreğin. Bayağı bir kabarmıştı börekleri. Şöyle yapalım. Şöyle bir çıkaralım. Evet, görüyorsunuz herhalde. Bakın. Bu ikinci tepsim arkadaşlar. Peynir katlarını görüyor musunuz? Bakın. Katlarına bakın arkadaşlar. Şimdi ben ne dersem artık. Bakın. Tek tek açılıyor katları. Bakın. Gerçekten şahane. Biraz bu yağlı olmuş. Bakalım bu nasıl olmuş. Şimdi alacağım bunu da. Bakın hepsi aynı. Gerçekten arkadaşlar şahane oldu böreğim. Tel tel ayrılıyor. Biraz daha sıcak. Bakın. O kadar ince oldu ki. Bakın. Elimize sağlık arkadaşlar. Ramazan olduğu için tadım yapamıyoruz. Şöyle bir tane daha çıkarmak istiyorum. Şuradan mı çıkarsak acaba? Gerçi hepsi aynı görüyorsunuz. Altı da üstü de çok güzel pişti arkadaşlar. Şahane pişti. Alt üst ayarda 200 derecede pişirdim. Şöyle tutayım yine. Bakın katlarına bakın. Sayabilirim katlarını bakın. Görüyorsunuz. Mutlaka yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.
Elinize sağlık. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.